Hepinize merhaba dostlar, yeni bir alışveriş videoma daha hoş geldiniz. Fakat bu alışveriş videosu birazcık farklı olacak. Ben yakın zamanda Ankara'ya gittim. 23 Aralık ve 1 Ocak ya da 2 Ocak'tı, tam hatırlamıyorum. Yaklaşık şöyle bir 9-10 gün Ankara'da konakladım. Zaten ben doğma büyüme Ankaralıyım. 14 yaşımda Antalya'ya taşındık. Gidip birazcık memleket hasreti giderdik ve yılbaşını orada geçirdik. Tabii ki ben bu sürede, yani bu süre zarfında oradan birçok alışveriş yaptım. Zaten arkada görüyorsunuz ve şuradaki raf var ya, o rafların hepsinin gerekli şeyler Ankara şubesinden satın aldım. Şimdi biliyorsunuz asgari ücret arttı Ocak ayında. Hatta artacağı haberi Aralık'ın 20'sinde falan geldi. Böyle olunca her şeye patır patır zam geldi. Ben de zam gelmeden önce alabildiğim ne varsa almaya çalıştım. Tabii ki alamadığım şeyler de oldu. Bütçemin yetmediği ya da arayıp da bulamadığım ürünler de oldu. Fakat şimdi sizlere aldığım ürünleri tek tek göstereceğim. GBC'ye uğradım. Devralem Safi'ye uğradım. Gerekli şeylere uğradım. Onun dışında Goril çizgi romana uğradım. Bayağı bir yere uğradım. Fakat şu an bu videoyu yaklaşık 2 ay sonra çekiyorum. Yani Şubat'ın sonunda çekiyorum. Nerede ne aldım, nasıl aldım, kaç liraya aldım biraz hatırlamıyorum. Onu birazcık videonun sağına soluna yazıyla falan fistan ekleyeceğim. Çünkü Instagram hikayelerimde paylaştım. Siz de beni Instagram'dan takip etmiyorsanız lütfen şu aşağıdan takip edebilirsiniz. Şimdi dilerseniz hemen aldıklarımıza geçelim. Hemen yatağımın üstünden başlıyorum. Ben öncelikle şu Batman Funkosu ile başlamak istiyorum. Şöyle gördüğünüz üzere biraz ışıktan yansıma yapıyor. Bu Batman comic book cover'lı. Şöyle arkası Batman'in ilk sayısı. Şöyle göstereyim. Bak şeyin ekranı nasıl çıkıyor kameranın. Arkası da böyle dostlar. Bunu tam 1000 liraya satın aldım. Ertan abinin kendisi bizzat bana güzel bir indirim yaptı ve bunu 1000 liraya satın almış oldum. Ben normalde bunu almayacaktım. Bunun farklı bir çeşidi var. Hemen şuraya koyayım. Bunu hiçbir yerde bulamadım. Dedim almışken bunu alayım. Çünkü bunlar şu anda 1700-1800 lira. Asla etmez dostlar. Yurt dışında en kral bu 28-30 euro. Bakın 30'la 33 ile çarpın 1000 lira yapıyor. Bizde 1800 lira. Asla etmez. Hatta ben bunun aynısını 23 euroya gördüm. Belki 21 euro da olabilir. İspanya'da. Yani 700-750 liraya geliyordu. Ben 250 lira fazla vermiş oldum. Ama zaten valizinde yer yoktu. Değişen bir şey olmazdı pek. İlk aldığım ürün bu. 1000 lira. Sonra bunu almadım, bunu hediye ettim ama size göstermek istiyorum. Şöyle çok güzel bir Batman posterimiz. Arkasında da 2023 Deadpool takvimi. GBC fuarlara gidememişti. O yüzden fuar için bastırdığı posterleri hediye olarak mağazadakilere veriyordu. Mağaza alışveriş yapanlara. Evet, devam ediyoruz. Şu gerekli şeyler poşetimiz ile. Evet, burada Marvel Comics 1000 var. Bu sayı bende yoktu. Uzun süredir almak istiyordum. Hani almıyordum ama nedense. Şöyle çizimlerini de size göstereyim. Hop, içinden gördüğünüz gibi bir kağıt düştü. Bunu 92 lira gibi bir fiyata aldım. Aynen 120 lira. Şöyle gerekli şeylerin ürünlerinde %20 ya da 25 indirim vardı. Bu 90 ya da 92 lira gibi bir şeye geldi. Hatta bakın şöyle 416 liralık bir fişimiz var. Burada ise bir tane sert kapağımız var. Stray Dogs. Bu iki kapaktan oluşuyor. Bir tanesini buraya koydum. Ben bu kapağı tercih ettim. Zaten bu kapağın şöyle parlaklığını ve kabartmasını görüyorsunuz. Çok güzel. Onun dışında şöyle bir sıkıntı var. Yani Prestige gerçekten burada sırf sert kapak yapıp satmak için yapmış bunu. Prestige çizgi roman adına yakışmayacak bir hareket. Şimdi arkadaşlar bakın kapaklarıyla beraber basmışlar. Yani bildiğiniz 5 tane fasükülü, hiçbir ekstra içerik yok. Hiçbir ekstra hiçbir yapmamışlar. Direkt 5 tane fasükülü birleştirmişler, ciltlemişler. Sonra da sert kapağa basmışlar. Tamamen bu yani. Fasükülleri birleştirip bir de sert kapak basıp ekstra 100-150 lira geçirmişler diyebiliriz. Yani bu resmen bu. Hani geçirmişler lafı tam olarak doğru oluyor. Bakın mesela. Hatta bazı arkadaşların, tekrar gösteriyorum kapaklarını. Şöyle 5. cildimize de gelelim. Bakın bu da en son kapak. Bildiğiniz kapkalın şey kapağı, yani bu böyle bir şey yok. Bunlar hali hazırda ellerinde birikmiş olan fasikülleri sert kapak formuna getirip elden çıkarmaya çalışmışlar. Yani benim anladığım bu. Ben zaten bunun soft kapağını almak istiyordum. Yani 5'i bir yerde almak istiyordum. Yani 6 fasikülü bir yerde almak istiyordum. Adamlar sert kapak basınca almak istedim. Çünkü ben fasikül toplamayı çok sevmiyorum. Hem çok fazla yıpranıyor, hem de koruması, rafa koyması falan çok zor. Yani o yüzden fasikül almayı tercih etmiyorum. Genelde sert kapak ya da soft kapak tercih ediyorum. Fakat Prestige çizgi roman yani böyle bir çakallık yapmış. Kusura bakmasınlar. Yani Prestige çizgi romanı çok severim. Ama yaptıkları gerçekten geçirmek. Hatta bazı arkadaşlarımızın şu kapakları var ya. Bakın. Şu kapak var ya. Şu kapakların şurasında fiyat etiketi kalmış. Ya düşünebiliyor musunuz? Acemiliği. Böyle bir eleştiri yapmakta bence bir mahsur yok. Bunu da 340 lira gibi bir şey almış olmam lazım. Ve. Evet. Ankara'ya gitme sebebim. Şaka şaka, o kadar değil. Şöyle bir atalım poşetimizi. Ve burada Joker öldüren gülümseme Batman hardcover'ımız var. Şöyle yazısız. Şöyle göstereyim. Ön tarafı çok güzel. Şöyle içini göstermek gerekirse zaten içini görmüşsünüzdür de ben yine de size şöyle bir göstereyim. Şöyle kanlı.
Onun dışında bunu imzalattım. Biraz alakasız oldu ama Ertan abiyi görünce dedim Ertan abi imzala ya dedim. Şöyle Batu'ya sevgilerle bunu imzaladı Ertan Ergil. Onun dışında bir sürü ayraç aldım. Hemen ayraçlarımızı da size gösterelim. Şöyle arkadaşlarıma vermek için fazla fazla aldım. Şöyle görüyorsunuz. Şunları birkaç kişiye vereceğim. Çok güzel bunlar. Şimdi asıl mevzumuza gelelim. Şimdi ben mağazaya gittim. Özellikle bunu sordum ilk başta. Sadece 2 tane kalmıştı. Dedim ki Ertan abi sadece buradaki 2 tanesi mi kaldı? Evet dedi. Şu anda basılı olan sadece 2 tane kaldı dedi. Yani Türkiye'de başka yok. Tabii ki deposunda kendisini ayırdığı ya da özel kişilere hediye edeceği var mı bilemem. Ben bana söylediklerini söylüyorum. Yalandır doğrudur. Her şey zeval olmaz. Neyse son 2 tane kalmıştı. Ben ikisini de satın aldım. Birisi çok hafif hasarlıydı bu şömizi. Fakat bu daha temizdi. Ben ikisini aldım. Birisini arkadaşıma hediye aldım. Birisini kendime hediye aldım. Ama bende şöyle bir şey olay var. Bende zaten bunun sert kapağı vardı. Bu benim aynı ürünün ikinci sert kapağı. Yani iki sert kapak da bende mevcut. Bunun bir de bu ikisinin bir de soft kapağı vardı şu kapaktan. Ben onu sattım yakın zamanda Instagram'dan. Çok da uygun fiyata sattım. Yani böyle 4-5 tane kitabı 400 liraya sattım. Zaten bu kendisi 200-250 lira ediyordu soft kapağı. Onu satmış bulundum. Bazen soft kapak sattığıma pişman oluyorum ama iki tane sert kapağı olunca saçma geldi soft kapağını da rafımda tutmam. Hem rafta çok gereksiz yer kaplıyor. Yer sıkıntım var. Ama şöyle bir şey var. Ben bu kapağı bir tık daha özel zannediyorum. Çünkü şöyle söyleyeyim. Buna internette rakamlara farazi atıyorum şu an. 700-800 lira fiyat çekiyorlar. Buna 2000 lira, 2500 lira fiyat çekiyorlar. Sadece 200 stoklu basıldığı için. İnternette satışa çıktı. Bir gün ya da 1,5 gün içerisinde ön sipariş de bitti. 150 tanesi. 50 tanesini de mağazaya ayırmışlardı. Son 2 tanesi de bana nasip oldu diyebilirim. Bunun ama kaç stoklu basıldığını hatırlamıyorum. Herhalde 500 stoklu falan basılmıştır. 700-800 liraydı. Bunun 2000 lira etmesi sırf kapağında Batman vardı. Hatta şömizinde Batman vardı. Sadece şömiz farkları var arkadaşlar. Kitapların içerikleri birebir aynı. Hiçbir farklılık yok. Yani şu şömizi bastırtıp şuna koyarsanız bunu da 2000 liraya satabilirsiniz. Yani böyle bir çakallık yapabilirsiniz. Ama tabii ne gerek var? Bunları da kenara koyalım. Şimdi şöyle 2 tane poşetimiz bizi bekliyor. Evet, Goril çizgi romandan yapmıştım bu alışverişi. O sıra hafta sonu özel %50 indirim gibi bir şey vardı. Hatta şöyle bir standları vardı. 30 lira, 40 lira, 50 lira, 60 lira, 100 lira, 150 lira, 200 lira falan filan ne öyle bir standları vardı. Ben de hemen o standlardan birkaç şey aldım. Mesela bunu 40 liraya aldım. Flash, cilt 5, tarih dersleri. Flash'ı zaten toplayacağım. İşte bende cilt 1'i var, 2'si var, 9'u var ve şu anda 5'i oldu. Ara ciltleri de bir şekilde bulacağım artık. Yapacak bir şey yok. Hatta çok da zam geldi. Nasıl bulacağımı bilmiyorum ama bunu almış oldum. Yani 40 lira hiçbir şey. Hem de kuşa bir baskı için bunu satın aldım. Ondan sonra yeni çıkan The Amazing Spider-Man av oyunu var. Ben bunu normalde satın almıştım. 220 lira gibi bir fiyata satın aldım. Orada 150 liraya satılıyordu. 150 liraya bunu görünce aldım. 220 liraya aldım da aldım fiyata satacağım. Yani fiyatları farazi konuşuyorum ama bunun 150 lira olduğuna eminim. Çok iyi fiyat yani. 70 lira falan daha ucuzdu piyasadan. Bu da en son çıkan Spider-Man ciltlerinden. Ondan sonra devam ediyoruz. Sert kapağa doyacağız bugün. 1985 sert kapak. Bunu ise 720 liraya mı? Yok, 680 liraya aldım. Normalde bakın şurada ne yazıyordu bunun? 750 lira gibi bir şey yazıyor olması lazım. Aynen 750 lira gibi bir fiyatı var. Buna indirim yapıldı. Hatta ben böyle tam diyecektim. Abi şöyle düzleyelim gibi bir şey diyecektim. Tüm çizgi romanlarımızda %20 indirim var gibi bir şey söyledi. Ya da %10 muydu hatırlamıyorum. %10 olması lazım. 680 liraya düşürdü. Bunu 680'e aldım. Hatta o sıra prestijde 900 mü 1000 lira mı neydi? Çok iyi fiyata geldi. Ve burada numarası yazıyor. Ben 215 numarayı satın almışım. Zaten orada 2 tane vardı. Birisi 243 gibi bir şeydi sanırım. Bu da 215. Bunu da satın almış oldum. Koleksiyonuma bir tane daha sert kapak katıldı. Hatta Goril çizgi romanda Bullet Point sert kapak da vardı. O da aynı paraydı. Fakat bende olduğu için almadım ama bendekinin ufak bir hasarı var. Yani oradan bir alıp almama konusunda kararsız kaldım ama yani neredeyse 5-6 kitaba 1000 lira bayılınca hatta 1200 lira bayılınca bütçemi bir tık sarstı. O yüzden o sert kapağı almadım. Ve son olarak Harbinger şöyle göstereyim. Bunu da 40 liraya satın aldım oradan. Şöyle göstereyim. Arkasındaki ciltlerde böyle. Büyülü dükkanın bastığı 27 liraymış bak. Ben 40 liraya satın aldım. Kaç baskısıymış hemen bakalım. Ne zaman basılmış? Haziran 2016'da basılmış. Poşetimiz bitti. Şimdi bir tane daha poşetimiz var. Buradaki sert kapaklar ise 150 liraydı sadece. Şöyle Flanör'ün bastığı. Matteo 1 ve Matteo 2 diyebiliriz. Yani birinci dönem ve ikinci dönem Flanör'ün bastığı sert kapaklar. Bunları 150 lira. İkisini 300 liraya satın aldım. Çok karlı bir alışveriş oldu. Bunun bir tane daha kitabı var benim bildiğim kadarıyla. Çıktı mı çıkmadı mı emin değilim. Onu da satın alacağım ve koleksiyonuma ekleyeceğim. Ama bunları koyacak yerim kalmadı. Şu an kameramın arkasında sert kapak çizgi romanlarım olduğu raf var. Ağzına kadar dolu yani üst üste. Bilmiyorum ne yapacağım. Yani yeni kitaplık almak istemiyorum artık. Yerim yok yerim. Evet, bunları gösterdik. Onları gösterdik. Şimdi şu rafa gidebiliriz. GBC'den şöyle Star Wars
klon savaşlarını satın aldım. Bu klon savaşlarının takım olarak çok pahalı yani 2000 lira falan. Ben bunların tanesini 120 lira gibi bir şeye geldi. Hani total bir indirim yaptı Ertan abi. Örnek veriyorum 2400 lira mı tut? 2000 lira versen yeter dedi. Böyle yapınca ortalama olarak bu fiyatlara denk geldi. Şöyle hepsi poşetli. Klon savaşları cilt 5, cilt 2, cilt 6 ve cilt 7. Sanırım cilt 5 de vardı ama bir tane vardı çok hasarlıydı. Bazı kitaplar çok hasarlı. Mesela oradan Batman Noel almak istiyorum her zaman. İkidir gidiyorum. İkisinde de en hasarlı kitaplar orada oluyor. Hasarlı kitaba da o kadar para vermek istemiyorum. Hani giderim kara borsadan 100 lira pahalıya alırım ama sağlam bir kitap alırım. Sonuçta birkaç yıl sonra ağzı yüzü dağılacak bir kitaba para vermek istemedim. GBC'den aldıklarım bitmedi. Şöyle göstereyim. Batman Dedektif Komik cilt 1 ve cilt 3 Ailenin Ölümü aldım. Bu şeyi bilirsiniz, bu kapağı. Şöyle şömizi çıkarınca bakın şöyle oluyor. Şöyle göstereyim. Şömizi takınca ise böyle oluyor. Bunu bilirsiniz. Bunu almak istiyordum hep. Aldım. Bu pahalıya geldi herhalde ya. Bir 200 lira falan geldi. Bu 175 lira da olabilir. Bu da keza o civarlara geldi. Tek elimde eksik olan cilt buydu dedektif hikayelerinde. Ve hatta dedi ki bana, "Aa dedi çocuklar bunu çıkarmış dedi. Bunun baskısı bitti dedi. Hani bizde olduğunu bile bilmiyordum dedi. O raftakiler son muhtemelen dedi. Hani çünkü bizden istiyorlar, biz gönderemiyoruz. Bu son baskı, çok şanslısın." Çarçut bir şeyler dedi işte. Ben neden bu kadar uzaktan konuşuyorum ki? Şimdi devam ediyoruz. Şimdi bundan sonra gerekli şeyler mağazasına gidip aldıklarım var arkadaşlar. Aldıklarımın yaklaşık 14 kilo tuttu. Abartmıyorum size. Ben çünkü uçakla gidip geldiğim için oradan biliyorum. Ekstra kilogram ödedim. Şimdi Avengers Açmaz Scotty Young varyantı. Şöyle söyleyeyim. Göstereyim pardon. Çok güzel bir varyant. İnternette 800 lira gibi fiyatlara satılıyor. Bu kitap 200 lira gibi bir şeydi yani. Fiyatlar çok, dörtte birine aldım. Yani internetteki fiyatların dörtte birine satın aldım. Hatta ben bu alma sürecimi Instagram'dan her detayını paylaştım. Benden gören 2-3 tane arkadaş da Ankara'ya, hatta bir tanesi direkt Ankara'ya bastı gitti. Bu kitapları görünce dedi ben Ankara'ya gidiyorum. Teşekkür ederim. Son bir tane Avengers Açmaz vardı. Onu aldı. Mesela onu ben alacaktım. Almadım. Çünkü başka birisi alsın dedim ve hasarlıydı. Aslında neden hasarlı olması? Yani kenarı baya kötü hasarlıydı, şuraları falan. Ben bunu aldım. Devam ediyoruz. Baya bir şeyler aldım çünkü. Yaklaşık 2-3 bin lira falan bayıldım gerekli şeylere. Onun dışında burada Avengers teslim olmak yok. Başka bir varyant kapağımız. Avengers Countdown. Başka bir varyant kapak. Bende bunların hepsinin orijinal kapakları var. Varyant kapak almaya çalıştım. Bunlar ayrı. Şöyle Inhumanların Ölümü. Başka bir varyant kapağımız. Şöyle Inhumans, Uncanny Inhumans. Bu da Scotty Young varyantı. Yine zaman çarpması. Burada Kalp Çarpıntısı cilt 2 var. 70 liraya geldi. Çok iyi fiyattı yani. İnternette bunu 200-250 liraya satıyorlar. Son 3 tane kalmıştı. Bir tanesini kendime, bir tanesini arkadaşıma aldım. Kalp Çarpıntısı cilt 2. Sadece bende cilt 3 eksik. Türkçe basılmış olarak söylüyorum. Burada tekrardan aynı sert şeyimiz var. Soft kapağımız. Infinity Countdown. Şöyle Avengers teslim olmak yok. Başka bir varyant kapak. Hiç beğenmedim ama yine de satın aldım. Ve Avengers teslim olmak yok. Başka bir varyant kapak. Bunlardan arkadaşlar tek tük kalmıştı. Çoğunu ben bitirdim. Hatırlıyorum hatta bu Infinity Crusade'in son sert kapağını ben almıştım oradan iki tane. Hani böyle sonları hep alıyorum ya. Hani denk geliyor. Şöyle Ölü Adam diğer logonun çok güzel bir kapağı. Bayağı güzel bir kapak bu. Şöyle Infinity Wars'un başka bir kapağı. Ölü Adam ihtiyar logon. Ve burada da daha demin yanlış söyledim. Avengers teslim olmak yok değil arkadaşlar. Avengers Açmaz. Hatta şurada da olay yeri. Avengers olay yeri yazıyor. Şöyle göstereyim. Avengers Açmaz. Normalde benim bildiğim bunun başka bir tane daha kapağı vardı. O kapak bitmişti ama orada. Ve asıl bombaya geliyoruz. Asıl bombalar. Şöyle Marvel Comics. Mickey Mouse kapağı. 90 liraya satın aldım bunları. Çok güzel. Koleksiyonum da var ya, o kadar güzel yer kaplayacak. Yani ben Marvel Comics 1000'in düzünü bulduğuma çok sevinmiştim. İnanılmaz sevinmiştim. Bunları görünce aşık oldum yani. O abi arkadan çıkardı bunu var ya, mest oldum mest. Çok teşekkür ediyorum ona, kendisine. Yani bir tane var ya, bir tane. Şimdi devam ediyoruz. Yavaştan sona geldik. Şuradan kitapları alıyorum. Bu daha deminki av oyunu. Neden buraya koydum bilmiyorum. Şöyle göstereyim. Burada av oyunumuz var. Bunu satacağım. Şurada 4 tane kitabımız var. Bunu başka bir alışveriş videosunda göstermiştim. Ve en son olarak burada 3 ciltlik kitabımız var. Bunlar X-Men'ler dostlar. Şöyle göstereyim. Bu X-Men'lerin hepsini şeyden satın aldım. Devri Alem Sahaf'tan satın aldım. Aralarında şu cilt 3 bir tane kalmıştı. Şurası da hasarlıydı. Buna 200 lira fiyat dedi. Dedim abi buna yap bir şeyler dedim. Bak şurası hasarlı dedim. Bildim bu malı boklayı fiyatını düşürenler var ya. Yemin ederim aynı öyle davrandım. Bir tık kendime utandım. Ne kadar indirim yaptı biliyor musun? 20 lira yap. 20 lira için böyle dedim. Neyse. Şöyle şunu aldım. Ondan sonra bir de
bunları satın almış oldum. Şöyle göstereyim. Aslında bunu oradan satın almasam da olurdu da görünce alayım dedim hani, çünkü fiyatı iyiydi. 20-30 lira daha ucuzdu piyasaya göre. Bunu da orada görmüşken alayım dedim. Normalde ben bunu çok daha ucuza bulmuştum çizgi roman sepetinde. Fakat birisi daha bakıyordu aynı gün. Aynı gün ben almadan önce bunu 150 lira birisi kaptı. Yeni çıkacak yayınları bekliyordum. Hani beraber sepet yapayım, kargo ücreti ödemeyeyim. Ama genelde ben hep böyle kargo ücreti ödemeyeyim, biraz bekleyeyim diyorum. Nadir sayıları hep kaçırıyorum internette. Her neyse, Ankara'dan aldıklarım bu kadardı dostlar. Başka bir şey aldım mı hatırlamıyorum. Böyle bakalım. Herhalde başka bir şey satın almadım. Çünkü satın aldığım çoğu şeyi şu rafa koydum. Şimdi bakın gördünüz mü? Bu raf boşaldı. Şimdi ben bunlardan bazılarını satacağım. Bazılarını koleksiyonuma ekleyeceğim. Şimdi onları ayrıştıracağım. Raflara ekleyeceğim. Ondan sonra yolumuza bakacağız bakalım. Şu anda koca odada sadece bu rafım boş. Ki bu rafın da dolması an meselesi. Çünkü yeni baskılar sürekli geliyor. Onun dışında ben şu üst rafta Berserkler var. Ya da Berserk. Deluxe Edition'ların full setini satın aldım. O full set yurt dışından gelecek. Onlar gelince oradaki Vagabond'lar ve Helsing'leri bir yere koymam lazım. Onları koyacak yer yok o açıklıkta. Buraya koysam o raflar taşıyabilir mi falan filan. Böyle bir sürü olay var. Her neyse dostlar, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.